Herkese merhaba, ben Atakan. Artökün oyunlarında Frostpunk'a hoş geldiniz. Yeni oyun gurmesi bölümüne hoş geldiniz. Konuğumuz Frostpunk arkadaşlar. Frostpunk, This War of Mine'in yapımcılarından yapılmış yine hayatta kalma strateji oyunu. Bu sefer tepeden görünümlü bir şehri karda, kışta, kıyamette ayakta tutmaya çalışıyoruz. Hem sıcakla, hem kaynaklarla, hem işte yiyecekle, her şeyle uğraştığımız güzel bir oyun. Kendisi bu ay içerisinde çıktı sanırım. Nisan'ın sonu ya da Mayıs'ın başı olması lazım. Taze, güzel bir oyun. Yapımcılar da sağ olsun, ulaştım kendilerine. Oyunun bir kopyasını Steam'den gönderdiler. Ben oynamaya başladım. 6 saat falan oynadım. 19. güne geldim ilk senaryo modunda. İşte orada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Size de oyunu göstereceğim. Şehrime hemen bir stop çakayım. Şimdi hemen bir temel mantıktan bahsediyorum. Sonra ben oynayacağım. Çok fazla anlatamam çünkü o zaman metin okuyor gibi olurum size. Oyun oynamış olmam. Kömür, odun, demir ve elektronik parça diyelim. This War of Mine'dan aşinasınızdır. Bunlara kömürle şu gördüğünüz jeneratörü hayata tutmaya çalışıyoruz. Bu jeneratör olmazsa soğuktan herkes donuyor, ölüyor, gidiyor, geçmiş olsun oluyor. Odunumuz inşaat yapmaya, demirimiz inşaat yapmaya, bu da özel mühendislik şeyleri kurmaya yarıyor. Özel mühendis parçalarımız şu an gündüz 13.40 ve iş zamanı, herkes işinde. Şu an bende çalışan insanlar, kömür madeninde çalışanlar var burada. Şöyle göstereyim. Toplama yerlerinde, kömür madenlerinde, odun kesme yerinde ve fabrikada çalışan yok. Burayı daha sonra göstereceğim. Bu bizim alanımız. Önce şu küçük alandan başlıyoruz, daha sonra yayılıyoruz. Bu bizim şehrimiz efendim. Yaşam kaynağımız. Şurada evlerimiz var. Çadırlardan. Burada yemek pişirme mekanımız var. Sağlık ocaklarımız var. Falan filan. Bunları zamanla kuruyoruz. Tabii ilk başta olan şeyler değil. Bunları zamanla yapıyoruz. Şimdi zamanı ileri sarabiliyoruz. Daha hızlı akmasını sağlayabiliyoruz. Boşuna beklememek için. Bunlar klasik şeyler zaten. This War of Mine'dan da alışkın olduğunuz. Bunlar da gözcü ekiplerimize sanki gece loot'a çıkar gibi kendi şehrimizin haricinde yaşam alanlarını gezip bir şeyler bulmaya çalışıyor efendim. Bu da Londoners. Londra'ya geri dönmek isteyen şerefsiz bir grup kendisi bunlar. Şimdi oyunun hikayesinde biz Londra'dan kaçıyoruz, soğuk kuştan. Buraya geliyoruz. Gemimiz kaza yapıyor. Burada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bu kapalı jeneratörü görüyoruz. Bunu çalıştırıyoruz, ısınıyoruz falan filan. Buraya kuruluyoruz. Biz de buranın başkanıyız. Belediye başkanıyız. Şimdi bu şerefsizler zor zamanları gördüğü için diyor ki efendim biz Londra'ya gidelim, biz orada hayatta kalırız. Nah, hayatta kalırsın orada Londra'da göt. Hiçbir bok yok orada, ısın kaynak yok, bir şey yok. İnsanlar diyorlar ha Londra'ya gidelim, burada hayatta kalan yok. Kışın ortasında kaldık lan, Londra'da yaz mı var? He? Londra'da yaz mı var? Denize giriyorlar da haberimiz mi yok? Bunlar safsata, bunlar mal. Bunların sayısını arttırmamak lazım. Bunlara özel zaten kanun çıkaracağım yakında. Şuradan kanun falan çıkarıyorsunuz. Özel emirler vereceğim. Karakol marakol vuracağım. Böyle hapis mapis yapacağım. Bunları atacağım hepsini. İdam ettireceğim direkt. Topluma zararlı şerefsizler bunlar. Şurada gördüğünüz gibi umut. Bu da mutsuzluk. Umutu yüksek, mutsuzluğu da düşük tutmaya çalışıyorsunuz ki insanlar bu şerefsizlerin tarafına geçmesin, şehri terk etmesin, bok yoluna ölmeyelim. Biz de buranın başkanıyız. Tamam. Şimdi akabiliriz. Gündüz çalışma saati çalışılıyor. Her şey yolunda. O zaman günü biraz ileri saralım. Şöyle hızlı hızlı akşam saatine doğru kaynaklarımızı kazanalım. Kömür çok önemli. Şey yapmak için şuradan da ısı haritamıza bakıyoruz. -40 derece şu an. Bu ısı haritası şimdiki jeneratörüm zaten genel bir şey sağlıyor. Isı sağlıyor şehrin çevresine. Ama şimdi iş mekanlarımız var. Sağdan soldan işte odun kesiyoruz, demir topluyoruz falan filan. Bunlara da özel şey yapıyorum ben. Şuradan. Şu yolu görüyorsunuz. Bunlar doğrudan merkez jeneratörüne bağlı. Buradan ısıyı alıyor. Burada jeneratör kendi ısısını da üretiyor. Yine ayrıca ekstra kömür yakarak o yüzden ısınıyoruz. Bütün yaptığımız şu yolların altından kaynak geçiyor. Bu ışıklar mışıklar hepsi bu jeneratöre bağlı, kömürle çalışıyor. Bunu da söylemiş olalım, çalışmaya devam edelim. Akşam 18'de paydos vakti ve paydos, herkes evine gidiyor. Şimdi görev dağılımlarını değiştiriyorum. Oyunda şöyle bir mantıksızlık var, hemen size ondan bahsedeyim. Şimdi belli mekanların belli bir çalışma saatleri var. Örneğin normal mesai, kömür toplama kampı sabah 8'de başlıyor, akşam 6'da bitiyor. Ama ne o, şimdi eve gidip bunlar yatacak, dinlenecek değil mi? Yok yok öyle yapma. Şimdi burada ne varmış? Public House, yani bu bar gibi düşünebilirsiniz. Bu saat 19'da açılıyor. Yani buradan
bittikten sonra. O yüzden ben de buraya şuradaki çalışanları kapatıyorum. Onları alıyorum işten. Geliyorum buraya veriyorum. Eve gidip yatmak yok. Oradan çıkıp buraya gidiyorsunuz yatmaya. Yani karakterler, şehirdeki insanlar hiç uyumuyor oyunun mantığına göre. O yüzden biraz saçmalık açıkçası. Bence bir yerde çalışan bir insan bir başka yerde çalışamamalı. Daha farklı bir mekanik oturtsalardı daha iyi olurdu. Bence o yönden biraz mantıksızlık var. Yani buradaki insanlara mesaisi bittiği zaman hepsini kovuyorum. Gece mesaisine kovuyorum. Adamlar hiç uyumadan hem sabah çalışıyor hem gece boyu çalışıyor. Ömür boyu çalışıyorlar yani. Köle gibi çalışıyorlar. O yüzden biraz mantıksız orası ama yapacak bir şey yok. Oyunun mekaniği bu. Şimdi bu da mesela avcılık. Buradan şehrin dışına çıkacaklar. Hayvan avlayacaklar. Yemek getirecekler. Bu da mesela akşam 6'dan sabah 6'ya kadar oluyor. Sabah 7'de mesai saati. Yani buradan çıkıyor. Buraya gidiyor. 6'da çıkıyor, 7'de tekrar burada işe geliyor. Adam hiç uyumuyor yani. Hiç uyumaya hiçbir saati yok adamın. Yani full çalışacak. Herkes çalışacak. Çocuk da çalıştırıyorum, mühendis de çalıştırıyorum. Ben hepsini çalıştırıyorum yani. Çalışacaklar. Ben çalışmıyorum. Ben şeyim, belediye başkanıyım. Ben yöneteceğim. Ben yönetirim. Ben çalışmam. Allah çok çıktım. Başka seni de kovayım. Gel. Şimdi. Siz çalışın. Yemek yapın. Pardon, children'lar çalışsın. Sonra ava gidin bakayım siz. Hadi bakayım koçlarım. Bir dakika, bir tane eksik kaldı. Niye öyle oldu? O zaman kömür madeninden de biraz iş çalacağız. Şöyle yapacağız. Şurayı maxlayacağım. Bu neydi lan? Buna gerek yok. Bu acil durumlarda odunu kömüre çeviriyor. Şu an hiç ihtiyacım yok. Kömürüm gayet rahat. Neyi maxlayacaktım ben? Bunu maxlayacaktım. Bunu da maxladım. Budur. 7/24 çalışacaksınız. Köpek gibi. Çalış baba. Devam. Gönder gelsin babuş. Akıyor. Para akıyor. Para yok pardon. Akıyor bak bak. Nasıl koşturuyorlar. Buradan koştura 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 hop. Çalışmaya devam. Yürü baba. Gezmeye eğlenmeye vakit yok. Çalışın. Çalışın. Burada da nüfusunu görüyorsunuz. 67 işçimiz var. 24 mühendisimiz var. 18 çocuğumuz var. Bir tane de otomatonumuz var. Otomaton da şey. Şöyle robot arkadaşlar. Uzaktan kumandalı robot. Bunlar 7/24 çalışıyor. Otomatik çalışıyor. Jeneratörden gücünü dolduruyor. Veriyorsun pili. Çalış. Sonuna kadar köle. Bu robotlar iyidir yani. İnşallah ileride isyan etmez. Bizi öldürmez. Şimdi neymiş? 4 kişi açmış. Gidin yemek yiyin kardeşim. Bana ne? Allah Allah. Git yemek ye. Allah Allah. İşe bak ya. Kapalı mısınız lan? Kapalısınız. O zaman sabah yiyeceksiniz. Biraz bekleyin. Sabah yersiniz. Sabah yemek yapar çocuklar. Hunter'larımız da ava çıktı. Ne oldu? Aha böyle olaylar oluyor. Bu olaylara karar veriyorsunuz. Şehirde işte atraksiyonlar oluyor falan. Mesela ne olmuş? Trouble with Londoners. Bak şerefsizler. Şerefsiz teröristler. Vatan hainleri. İnsanları galeyana getiriyorsunuz. Bak ben burada adam akıllı şehri yönetiyorum. Tamam mı? Gidiyorlar duvarlara grafiti yapıyorlar. No kaptan run. Şerefsizler. Kaçacaklarmış. Siktir git. Siktir git. Don, götün don. Sana boşuna yemek harcıyorum ben burada. Ben bunları hem besliyorum hem bunlar bana şey yapıyor. Köpekler. Şehrin nimetine yaranıp hem de neyse ya. Hemen bekçi gönderiyorum. Silsin o duvar yazısını. Şerefsiz köpekler. Vatan aynı ya. Yok layıklık elden gidiyor ya. Layıklık mayıklık elden gitmiyor. Bak yine olay oldu. Ne oldu? Bak bak bak. Şerefsizler polisimize saldırmış. Karakol kurmak zorundayız artık. Karakol kurulacak. Durduğu zamanı. Karakol. Şerefsizler. Karakol, karakol. Nereden kuruyordu karakolu? Bir dakika araştırmam mı gerekiyor önce? Ne yapacağım? Karakolu nasıl açıyorduk? Buradan geliştirecektim galiba değil mi? Yok bir dakika kanundan da daha pardon. Kanun. Guard. Ha oluyormuş şu an zaten. Tamam. Ağzınıza sıçtım oğlum sizin. Karakolu bir açayım da görün siz. Yavşaklar. Ağzınızı burnunuzu kıracağım siz.
Vatan hainleri ya. Yemin ediyorum yemeği yiyip millete zarar veriyor şerefsiz köpekler. Bu da gece oldu birader. Şurayı kapat, boşuna kömür harcıyor ya. Sabaha çalışırsın. Biz bunları... Ben bunu programladım. Bunlar niye? Ha, çalışmıyormuş lan bunlar zaten. 24 saat değilmiş. Tamam. Yanlış alarm. 24 saat değilmiş. Tamam. Çalış. Bir an çalışıyor sandım da. Şu an kapalı. Aynen. Güzel. Aferin. Kömür harcama. 24 saat açık bırakabiliyorsunuz. 24 saat ekstra vardiya yaptığınız zaman. Şimdi vardiya yapmadığım için gerek yok. Bak bak bak, 21 kişi oldu. Kafanızı kıracağım sizin. Şerefsizler. Karakolu bir açayım da siz görürsünüz. Hepinizi şehir meydanında ne bu jeneratörün altında asmasam. Ya da içine atayım, yakayım lan bunları. İçine atıp yakacağım bunları. İbret alem olsun. Kömür niyetine yakacağım şerefsizleri. Bak kadın, beni sinir etme. If our captain really has plan. Tabii benim planım var. Susup dinleseniz krallar gibi yaşayacağız. Şerefsizler. Size neler yaptım ben? Bar açtım. Dövüş arenası açtım eğlenin diye. Özel gözetleme kuleleri kurdum. Polistik karakolu kurdum. Sağlık ocağı açtım. 2 tane. Göt kadar alanda. Böyle bir şey olamaz ya. Namussuz şerefsizler. Çalışın. Yürü. Sabah işi. Kapalı mısın? Tamam, şimdi bu işçileri kovalım, kapalıları. Work time. Dur şimdi, work time bekle, geliyor work time. Şimdi ısınma. Aha, bunu kesinlikle araştırmam lazım benim. Bunu kesinlikle araştırmam lazım. Önce şunlara da bir bakalım. Oo, güzel. 5 kişi daha az çalışacakmış burada. O neymiş? Bak sen. Ama buna çalışacak insanım benim yok ya. Buna da verebilirim ama buna sonra vereceğim. Kaynaklarda zaten. Toplama kampları daha iyi olacakmış. Stone daha efektif olacak da. Isı daha önemli baba ya. %10 daha az kömür yakmak çok önemli bir şey. O yüzden önce bunu yapacağım. Sonra şu kanunu düzelteceğim de ben. Şunları bir kovayım önce. Burayı da kovdum. Burayı da kovdum mu? Kovdum. Bunu da kovdum. Tamam. Okey. Şimdi bak, kömür meleği 53'e düştü. Gitti. Çalışın babiş. Çalış. Çalış. Gathering post. Çocuklar mı çalışsın burada? Bence önce burada çocuklar çalışsın. Tamam. Tamam. Çalış. Çalış. 4 mü? 6 değil miydi lan? Ha, yemekçiler çalışıyor. Tamam. Hadi bakayım. Hadi bakayım çocuklar, çalışın. Şu kanun gelsin de şu polis karakolunu bir kuralım ya. Aferin, çalış çalış, kömür biriktir. Kömür. Açlıktan öleceğiz. Donacağız, pardon. Bir oldu mu? Tamam, kov baba bunu. Tamam, kov buradaki çocukları. Çocuklar. Testlerde çalışıyorsunuz mu siz? Çalışmıyorsunuz, tamam. Şöyle yapalım. Ne yapalım? Gelerek posta çalış, çocuk çalışıyor mu ya? Engineers, çocuklar nerede çalışıyor? Benim çocuklarım nerede? 13 çocuk, benim kaç çocuğum var? 18 çocuğum var, neredesiniz oğlum siz? Worker'ları ver baba bana. Full çocuk çalışacak burada. Burayı da ver. Önce bu, sonra bu, tamam mı? Sonra buraya da 9. Aferin, böyle efficiency. Efficiency önemli. Herkes çalışacak. Boşta duran Allah sevmez. Herkes çalışacak. Pıtır 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 pıtır. Hadi bakayım.
Hadi bakayım çalışın oğlum. Aha geldiler. Steam Core getirdiniz değil mi bana? Getirmediniz mi lan? Aa kovmaya gittiniz siz. Explore bakayım. They sought winter home. The workers were the riding this convoy all the way to the city of winter home. We were supposed to follow the signal from the beacon, but we couldn't pick it up, they say. We tried to follow the search pattern to find it. Aa gelsinler gelsinler. Oo 18 şey 27 işçi. Gel baba. Gel gel bize gelin bize. Adam lazım bize. Şu Londoners'ları dövmek için polis molis tutacağım zaten. Adam lazım. Getir çocuk çabuk. Çocuk getirin şehre getirin adamları çabuk. Geliyorsunuz değil mi? Aferin. Hadi getir şehre. İyi 30-40 işçi daha geliyor. Güzel. Güzel, güzel. Yeni binalar yapacaktım ona göre. Aha. Kanun. Karakol kanunu çıkardım. New law is signed. Yeni kanun imzalandı. Şimdi sıçtım ağzınıza Londralılar. Gel buraya. Guard station. Karakol. Ağzınıza sıçtım oğlum sizin. Şimdi watchtower burada. Şuraya mı yapsam? Ben street yaparım sana ama sen merak etme de. Bunu nereye yapacağım? Sıkıntı orada. Her yer dolu birader. Her yer dolu. Şimdi sen bu üçünü alıyorsun. Başka nerede gözcü kulemiz var bizim? Sen burayı alıyorsun. Sen şu iki evi alıyorsun. Bu evi alan yok. Bu evi alan var mı? Şu iki evi alan yok. O zaman buraya kuracağız. Şuraya kurulalım. Alır mı ki burası? Ama burada da şey var ya. Almıyor ki baba. Yetmiyor kardeş. Menzil yetmiyor. Ne yapacağız? Menzil yetmiyor yani şu an. Bilemedim ki. Baksana şurada alamıyorum ki arkadaş ya. Taşıyamıyor muyum binaları ya? Şöyle yapacağım. Şunu dismantle diyeceğim baba. Tamam bir siz bir dismantle olun bakayım. Zaman aksın. Ak baba zaman. Bekle bekle. Tamam. Dur şimdi. Gel. Şimdi kanunsuzluk çıkarın da kafanızı nasıl koparıyorum sizin. Şerefsizler. Kurdum buraya karakolu. Bir tane de buraya kuracağım. Artık yetişiyor yetişmiyor siz bileceksiniz. O sizin bileceğiniz iş. Tamam mı? Hadi bakayım çalış. Karakol yap. Oraya polis atacağım ben sonra. Yeni elemanlar gelecek. Polis yapacağım. Engineers. Beş available. Ha. Girdi mi? Girdi mi? Guard Station etrafında çok insan yaşamıyor. Etrafında yaşayan insanların discontentini falan azaltıyor biliyorum da. Yani iki tane tent var baba. Etrafta yapacak bir şey yok ki. Bu boşa yapılıyor şu an. Tent olmadığı için. Etrafta. Neyse yeni insanlar için tent yapacağım. Şuraya yeni bir mahalle kurulacak ya. Ya da şuraya ön tarafa bir mahalle kuralım. Şurada da şey var sıcaklık var nasıl olsa. Bu karakol sağlam bir asayiş sağlasın. Buraya da yaparız sonra. Güzel güzel. Tamam hadi çalışın. Buraya verecek adamım yok gelecekler. Bekleyeceksin biraz karakol boş kalacak. Hadi bakayım. Free time mı? Tamam şimdi. Work is done today. Oo 22 dakika olmuş bile. Oo. İşte olay bu arkadaşlar. Yani olayımız budur. Kısacası oyunumuz bu şekilde şehrimizi
hayatta tutmaya, yönetmeye çalışıyoruz. Kalleşlere fırsat vermeden, namussuzlara göz açtırmadan, çalışarak, emekle, taşıyla, toprağıyla bu şehri adam etmeye çalışıyoruz. Kıymet bilmeyenler olsa bile. Aferin, doyun doyun, aç için insan kalmasın. Aferin, discontent sıfır. Aferin. Ulan bir late shift mi çaksam ya? Eleman yok ki aslında çok. Çalışacak kaç kişim var? 3-4 kişi var, 4 kişilik de late shift yapmaz. 24 saatlik emergency shift. Emergency, emergency dedim. Acil durum, 24 saat çalışacaklar böyle. Ekstradan kömür kazanacaklar da. 3 kişi var şu an, değmez. Şu yeni insanlar gelsin bir 40 tane. Bunlar dinlenirken onlara emergency shift çakarım. Onlar çalışır. Sonra bunlar gelir falan, güzel bir kömür biriktirmem lazım. Çünkü 170 yeterli değil. Böyle 900'e falan doğru gelmesi lazım bunun biraz. Yüksek olması lazım. Her neyse, oyun bu şekilde arkadaşlar. Ben beğendim şahsen oyunu. Biraz ufak eksikleri var. Şöyle mesela zoom yapamıyoruz oyunda. En fazla bu kadar yakınlaştırabiliyoruz. Normalde strateji oyunlarının en büyük özelliği şu dibine kadar, şu kapıya kadar zoom yapmaktır ki böyle oyunun gerçekçi hissiyatını alalım. İnsanların nereye gidiyor? Nasıl çalışıyor mesela? Şimdi işten çıkıyorlar. Buradan şeye gidiyorlar mesela, City Skylines veya SimCity tarzı oyunlarda da önemlidir. İşten çıkıyor. Bara gitmesini görmek istiyorum ben mesela, izlemek istiyorum. Veya mühendislerin bu jeneratör tamir edişini izlemek istiyorum, yakınlaştırmak istiyorum ama oyunda yok. Mesela insanlar şunlar çok küçücükler mesela, göremiyorum hareketlerini, aksiyonlarını. O yüzden bu gerçekten önemli bir eksi. Onun haricinde o dediğim gibi insanların uykusu olmaması çok garip bir eksi. Burada karakol mu lan bu? Watchtower'ın bir üst modeli. Bu nasıl karakol? İnsan karakolu yere kurar. Neyse. Yani bu kadar. Bak mesela bunu çok güzel yakından görebiliyorum yani. Bu şurada mesela insan olsa tepesinde çok yakından net görebilirim ama şu binanın içindekileri göremiyorum mesela. O yüzden zoom önemli. Onun haricinde o insan mantığı söz konusu sıkıntı biraz. Onun haricinde 6 saatlik oynadım, daha bir şeyleri görmedim. O yüzden oyuna benim puanım kaç vereyim ya? 7 versem yüksek mi olur acaba? İleride eksisini bulursam. Şimdi bir 7 veriyorum. İleride eksisini bulursam kendim artık düşürürüm ya da siz şimdilik 7'me güvenin. Ama oyunun ilk başları bu, 6 saatim, 7 saatim, ondan sonrasını siz karar verirsiniz. Ama yine de oynanabilir bir oyun olduğunu düşünüyorum. Keyifli zaman geçirirsiniz. Bir minimum 30-40 saat geçirirsiniz en az. O da gayet güzel bir süre oyun için. Fiyatı ucuz diyemeyeceğim, artık indirimde yakalarsınız ama yakın zamanda indirime girer mi bilmiyorum. Benim oyuna puanım söylediğim gibi 7 arkadaşlar. Bir başka oyun gurmesi bölümünde görüşmek üzere. Birazdan çıkacak Twitter ve Instagram hesaplarımı takip etmeyi ve göz atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve iyi oyunlar.